Bugün direkt olarak zincir reaksiyonlarına bakacağız ve zincir reaksiyonlarına ve patlamalara bakacağız. Kaçınız zincir reaksiyonlarını duydunuz? Epey insan zincir reaksiyonlarını duymuş demek ki. Peki kinetikte zincir reaksiyonlarının nasıl yapıldığını gördünüz mü? Hayır mı? O zaman ben size göstereyim. Zincir reaksiyonları. Zincir reaksiyonları kendinden beslenen reaksiyonlardır. Zincir reaksiyonlarında 3 tane basamak vardır. Birinci basamak başlangıç basamağıdır. Burada bir ara ürün oluşur. Bu genellikle yavaş bir basamaktır. Bundan sonraki basamak büyüme basamağıdır. Burada ara ürün tepken ile reaksiyona girerek besleme stoğu oluşturur. Burada ikinci bir ara ürünün yanı sıra ilk ürün de meydana gelebilir. Bu ikinci ara ürün daha ileri bir reaksiyon vererek ilk ara ürünü meydana getirebilir. Bu bir çeşit döngüsel reaksiyondur ve bunun yanında ikinci ürün meydana gelebilir. En son olarak sonlanma reaksiyonu vardır. Burada da ara ürün olan I1 kararlı bir ürün haline dönüşür. Tabii I2 de aynı şekilde kararlı bir ürün haline dönüşebilir. Kısaca ara ürünler döngüden geri çıkmaktadır. Buradaki döngüye bakarsak, döngüye giren tepken bu döngü sonunda I1'i oluşturur. Burada bir ürün meydana gelebilir. Belki I1 burada sonlanabilir ama muhtemelen döngüyü izler. Ve bunun sonucunda I2 ara ürünü meydana gelir. I2 de tekrar tepken ile reaksiyona girerek döngüyü devam ettirir. Bu döngü I1 ve I2'nin defalarca meydana gelmesiyle tekrarlanır. Ne zaman IR ve I2 oluşursa bunun yanında bir ürün de meydana gelir. Burada sistem R ile beslenmektedir. Bu döngü boyunca reaksiyon devam eder. Dışarıya ürünler verilir. Olay bu döngü boyunca devam eder. Bir noktada sonlanma reaksiyonları baskın gelerek döngü durur ve zinciri de sonlanır. İki tip zincir reaksiyonları vardır. Kararlı zincir ve kararsız zincir. Kararsız zincirlerin sonunda patlamalar meydana gelir. Kararlı zincir reaksiyonları durgun zincir reaksiyonları olarak da adlandırılabilir. Burada bu ara ürünler I1 ve I2'nin miktarı da zamanla sabit kalır. Burada ek bir ara ürün oluşmamaktadır. Dolayısıyla I1 zaman içerisinde sabittir. Bu nedenle buna durgun reaksiyonlar adı verilir. İkinci tip ise kararsız veya durgun olmayan zincir reaksiyonlarıdır. Burada ara ürün zamanla artar. Pekala, size burada verdiğim örnekte birinci basamakta I1 yok olmaktadır. İkinci basamakta ise tekrar oluşmakta, yok olmakta, oluşmakta, yok olmakta. Başladığınız her bir I1 molekülü için elinize bir tane I1 molekülü kalmaktadır. Yani elinizdeki I1 konsantrasyonu değişmiyor. Buradaki reaksiyon sonucunda da I1 oluşur. I1 ikinci reaksiyonda harcanır ancak I2 bozulduğu zaman iki tane I1 molekülü verir. Ama bir I1 birinci döngüden sonra bir tane birinci ürün meydana getirir. Ancak burada bir tane I1 tekrar oluşmaktadır. Bu iki I1 oluştuğundan ikinci reaksiyon 2 ile çarpılması gerekir. Bu iki I1 de iki tane ürün meydana getirir. Şimdi elimizde iki tane I1 var. 2 çarpı 2. Bu 4 I1 molekülü ile ilgili işlemden geçerek 4 tane P2 yani ürün oluşturur. Şimdi elimizde 2 çarpı
2 çarpı 2 yani 8 tane molekül vardır. Döngüden geçtikten sonra 8 molekül ele geçer. Dolayısıyla bu değişim 2 üssü 0, 2 üssü 1, 2 üssü 2, 2 üssü 3 şeklinde devam ediyor. Nihai olarak 2 üzeri 25 gibi çok büyük bir sayıya ulaşabilirsiniz. Eğer bunlar gaz fazı reaksiyonu ise ve ısı veren bir sistem söz konusuysa, yani bu basamaklardan herhangi birinde ısı oluşuyorsa başınız belada demektir. Çünkü işler kontrolden çıkar. Bazen bu yapmak istediğiniz şeye göre iyidir veya yapmak istediğiniz şeye göre de kötüdür. Pekala. Bu zincir reaksiyonları ile ilgili iki tane örnek göstereceğim. Bir tanesi kararlı, bir tanesi kararsız zincir reaksiyonları ile ilgili. Bunların nasıl çözüleceğine bakalım. Pekala. Birinci örnek kararlı zincirle ilgili. Asetaldehit CH3 CHO formülüne sahip. Bozunarak metan yani CH4 ve karbonmonoksit yani CO meydana getiriyor. İşte gözlenen şeyler şunlar. İki tane gözlem var. Burada birincisi oluşan metan ve karbonmonoksitin yegane ürünler olmaması, eser miktarda etan ve hidrojen de meydana gelmesidir. Evet. Burada garip şeyler olmaktadır. Yani burada birinci derece bozulma reaksiyondan çok daha karmaşık bir mekanizma olduğu aşikar. İkinci gözlem ise yarılanma süresi veya başlangıç hızı deneyler yaparak, ki bu metodlardan daha önceden bahsetmiştik. Deneysel olarak reaksiyon hızını ölçtüğümüz zaman asetaldehit konsantrasyonunun ...3 bölü 2 kuvvetine bağlı olduğunu görüyoruz. Bu son derece garip. Demek ki hiç de basit bir mekanizma değil. Son derece garip mekanizma. Bu iki gözlem bize bir zincir reaksiyonun varlığını göstermekte. Elinizde eser miktarda ek maddelerde oluşması genellikle sonlanma reaksiyonun bir sonucu. Bunlar ana ürünler olmayıp az olan ürünlerdir ve zincirin sonlanmasından kaynaklanırlar. Burada en ilginç olanı kinetik hız denklemindeki bu garip üstel sayıdır. Bu da genelde zincir reaksiyonundan kaynaklanır. Şimdi yapmamız gereken şey bu gözlemleri destekleyen bir mekanizma çıkarmaktır. Ben size burada gözlemleri teyit edebilecek bir mekanizma vereceğim. Bunu deneysel olarak inceleme sürecinde bunu net mekanizma olduğunu kanıtlayacak belli ara ürünleri tespit etmeye çalışacaksınız. Evet. En azından bu gözlemlere uyum içinde olan bir mekanizma olduğunu bulacaksınız. Evet, dolayısıyla önerdiğimiz mekanizma budur. Bu mekanizmanın verilere uyup uymadığını kontrol edelim. Önerilen mekanizmada başlangıç basamağı olarak asetaldehin bir radikale dönüşecek şekilde bozulması alınmıştır. Zincir reaksiyonları radikal oluşması ile de başlayabilir. Bu radikaller çok rahat bir şekilde zincir oluştururlar. Dolayısıyla burada madde metil radikali artı CHO radikali verir. Bu birinci basamak olup bir bozulma reaksiyondur ve hızı çok yavaştır. Bundan sonraki basamak büyüme basamağıdır. Burada metan radikali tepkenimiz olan asetaldehit ile reaksiyona girip bir K2 hızı ile CH3CO radikali artı metan oluşturur. Bu bizim büyüme basamağında elde ettiğimiz ilk ürünümüzdür. Bundan sonra bu yeni ara ürün buradaki
metil radikali I1, CH3 CO radikalini de I2 olarak alırsak, bu iki basamakta I2'yi kullanarak CH OH bozunarak metil radikali ve ikinci ürün olan CO yani karbonmonoksit verir. Metil radikali birinci basamağı tekrar başlatarak döngüyü devam ettirir. Bunun sonucunda da bu iki ürün meydana gelir. Bu sonsuza kadar devam edebilir. Ancak öyle olmaz çünkü belli bir noktada bu iki metil radikali karşılaşarak çarpışırlar. Ve bu iki CH3 yani metil radikali birleşerek C2H6 yani etan verir. Hız sabiti K4. Bunun yanında diğer yan reaksiyonlarda meydana gelebilir. Örneğin burada daha kullanmadığımız bu radikal de bir reaksiyon verebilir. Bu radikal çok yavaş bir şekilde oluşur çünkü birinci basamak çok yavaştır. Zinciri başlatmak için pek fazla metil radikali gerekmez ve tepken harcanır. Ama bu radikal yavaş bir şekilde oluşmaya devam eder. Bu bir yan reaksiyondur. Ama sonlanma reaksiyon değildir. Çünkü bu radikal zincir büyüme basamağında yer almaz. Dolayısıyla bu M şeklindeki bir başka tür ile reaksiyona girebilir. Bu sadece bir bozunma ürünüdür. Bunun sonunda karbonmonoksit, hidrojen radikali ve M maddesi elde edilir. Ve buradaki hidrojen radikalinin kendisi tepkenle reaksiyona girerek K6 hız sabitiyle hidrojen gazı ve CH3CO radikali ara ürününü verir. Bu da buradaki bu basamağı besler. Pekala, gözlemlere göre doğru ürünleri elde ettik. Metan ve karbonmonoksit. Çok az miktarda eser madde oluştu. Sonlanma basamağından da etan geldi. Hidrojen gazı ise bir yan reaksiyon sonucu. Bu yan reaksiyonda karbonmonoksit yazsaydım daha mı iyi olurdu ama karbonmonoksit ürünün kendisi. Dolayısıyla bu hem yan reaksiyonda hem de gerçek reaksiyonda ulaşıyor. Tüm türleri hesaba kattık ve bu mekanizmanın buradaki 3 bölü 2 kuvvetini verdiğini gösterdik. Bunu tek tahtada gösteremeyeceğimi biliyorum. Bunu da kullanacağım. Kinediği incelerken yapacağımız ilk şey tüm hız denklemlerini yazmak. Bunları yazdıktan sonra bir hata yapmadıysanız temel olarak problemi çözmüş demeksiniz. Şimdi tüm hız denklemlerini yazalım. Sonunda elde edeceğimiz hız bu üstel kuvveti içerecek. Dolayısıyla önce hız denklemini yazalım. Reaksiyon hızı ürünlerden birinin oluşma hızıdır. Diyelim ki metanın. Bu nasıl oluşuyor? K2 basamağında oluşuyor. Buradaki bu basamak vasıtasıyla ki bu ikinci derece CH3 radikaline göre dolayısıyla K çarpı CH3 radikali çarpı CH3CHO. Pekala, bunu aklımızın bir köşesinde tutacağız çünkü buna ileride ihtiyacımız olacak. Bu işlemin sonunda bunun bu garip üslü ifade eşit olduğunu kanıtlayacağız. Burada bir ara ürün var. Dolayısıyla bu ara ürünün oluşma hızı dCH3 radikali bölü dT ki birçok durumda karşımıza çıkıyor. Birinci basamakta üretiliyor. Buradaki en önemli husus bunu kaçırmamak, oluştuğu her durumu dikkate almak. Buna göre K1 çarpı CH3CHO yani asetaldehidin konsantrasyonu ve ikinci basamakta ise harcanıyor. Eksi K2
metil radikali çarpı asetaldehit konsantrasyonları. Burada işaretlere dikkat edin. Çoğalma basamağında dolayısıyla oluşanlar artı harcananlar eksi. Daha sonra ikinci basamakta tekrar oluşmakta. Çoğalma basamağında dolayısıyla artı K3, CH3, CO radikali en son olarak da sonlanma basamağında harcanmaktadır. Dolayısıyla diğerleriyle karşılaştırıldığında çok az bir miktar olsa da bunu da dikkate almalıyız. Bu ikinci derece dolayısıyla sonlanma basamağı eksi K4 çarpı C3 radikalinin karesi. İkinci derece tabii. Pekala. Burada bir başka ara ürün daha var. Bunu da yazmamız gerekir. Çünkü bunlar birbiriyle ilişkili. Elimizde iki tane türevsel denklem olacak. C3, CO radikali için olan denklem için yine mekanizmaya bakıyoruz. Nereden geleceğini buluyoruz. Bu basamakta oluşuyor. Bu basamakta da harcanıyor. Bu basamakta da oluşuyor. Ama şimdilik o yan reaksiyonu kale almayacağız. Biraz kolaylık olsun diye. K2 çarpı metil radikalinin konsantrasyonu çarpı asetaldehit konsantrasyonları. Sonlanma basamağını dikkate almanız gerekir ama yan reaksiyonlar o kadar önemli değil. Eğer sonlanma reaksiyonunu koymazsanız reaksiyon sonsuza kadar devam eder. Bu da fiziksel olarak mümkün değil. Eksi K3 çarpı CH3 CO radikali oluşma ve harcanma. Pekala şimdi ne yapacağız? Elimizde bir zincir reaksiyonu var. Bu kararlı bir zincir reaksiyonu çünkü başladığımızdan daha fazla ara ürün oluşmuyor. Birinci basamak daima çok yavaş. Başlama basamağı yavaş. Dolayısıyla bu metil radikali pek fazla oluşmuyor. Bundan burada pek fazla oluşmuyor. Burada da daha fazla oluşmuyor. Bu zincir reaksiyonun olduğu tüm süreç boyunca bu metil radikali küçük miktarlarda kalıyor. Bu çok ufak miktar pek fazla değişmiyor. Yani epey kararlı. Karardan kasıt değişmedi. Değişmiyorsa buna hangi yaklaşım yapabiliriz? Tabii ki kararlı hal yaklaşımı. Zincir ne olursa olsun bunun miktarı değişmiyor. İşte bu en önemli ipucu. Bu bir kararlı hal problemi. Bunun altına kararlı hal yazacağım. Bunun da altına kararlı hal yazacağım. Ve bu da sıfır olacak. Burada da buraya kararlı hal koyacağım. Buna da kararlı hal koyacağım. Ve bu da sıfıra eşit olacak. Gördüğünüz gibi problem çözülebilir bir cebirsel problem haline dönüştü. Şimdi bu iki ifadeyi çözeceğiz. Ha, buraya da kararlı hal koymamız lazım görüldüğü gibi. Elimizde iki denklem var. İki tane cebirsel denklem ve iki tane de bilinmeyen var. Bu iki ara ürün yani bu iki ara ürünün derişimleri bilinmiyor. İki denklem ve iki bilinmeyen varsa bunu çözebiliriz. Bu biraz zahmetli olabilir. Ama zor değil. Sadece kafanızı verin. Bilgisayarlar da bunu yapabilir. Burada sadece cevabı yazayım. Tüm işlemleri yapmak istemiyorum. Bu işlemde bu terimi yok etmek istiyoruz. İki denklem ve iki bilinmeyen var. Bunları hesap edersek sonunda metil radikalinin derişimi için metil radikalinin konsantrasyonu eşittir. Karekök içerisinde K1 bölü 2 K4 çarpı asetaldehit konsantrasyonunun 1 bölü 2. kuvveti bulunur. Evet. Burada da garip bir üstel kuvvet çıktı. Bunu ana denklemde yerine koyarsak burada asetaldehit var. Burada da asetaldehidin 1 bölü 2. kuvveti bu ikisinin çarpımı 3 bölü 2 kuvvetini verir. Gerçekten de bu mekanizmaya göre hız 3 bölü 2'lik bir üstel kuvvet vermekte ve tüm hız sabitleri de burada rol alıyor. Bulduğumuz değer reaksiyon hızı eşittir. K2 çarpı K1 bölü 2K4
parantez içinde asetaldehit üssü 3 bölü 2, yani asetaldehit konsantrasyonunun 3 bölü 2. kuvveti olur. Temel olarak K üssü çarpı bu üstel değer. Tipik bir problem. Bir sorunuz var mı? Evet. K4 denkleminde iki tane metil radikali giriyor. O zaman 1, 2 faktörü olması gerekmez miydi? Burada mı? Burada. Benim notlarıma göre evet, kesinlikle haklısınız. Burada iki faktörü olmalı. Çok teşekkür ederim. Bu gelişi güzel. 2 nereden geldi peki? 2 nereden mi geldi? Buna girmek istemiyorum ama bazen bu bir gösterim şekli. Eğer elinizde ikinci derece bir reaksiyon varsa, A artı B eşittir C, reaksiyon hızı, tabii hız sabiti K eşittir K çarpı A çarpı B olur. Bazen de 2A eşittir C olur. Bunun da hız sabiti K2 ise reaksiyon hızı da DC bölü DT eşittir K2 çarpı A kare olur. Ama bunu dA bölü dt olarak yazarsak katsayılardan dolayı dA bölü dt değişimi c eşittir a0 eksi a'nın 2 katı olur. Buradan dc bölü dt eşittir. Buradan da dc bölü dt eşittir 2 dA bölü dt olur. Veya eksi 1 bölü 2 dc bölü dt eşittir dA bölü dt bulunur. Dolayısıyla dA bölü dt eksi 1 bölü 2 k2 a kare olur. Bu 1 bölü 2 terimi yerine k2 üssü eşittir 2 k2 dersek buraya 2 ve buraya da k2 üssü koyarız. Dolayısıyla buraya 2 gelir. İki farklı gösterim şekli bu. Bu kadar önemli değil. Eğer başlangıçta bunu seçerseniz bu iki önemli. Bir sorun yok. Değil mi? Bu katsayılardan, yani buradaki bu iki katsayısından kaynaklanıyor. Burada iki tercihiniz var. Ya reaksiyon hızını C'nin oluşma hızı olarak alırsınız veya A'nın harcanma hızı olarak. Bu durumda hız bu olur ve burada bir katsayı olmaz veya hız bu derseniz ve bir katsayı da kullanmak istemezseniz bu durumda farklı bir hız sabiti kullanırsınız. Seçim tamamen size kalmış. Çok güzel bir soruydu. Başka sorunuz var mı? Pekala. Şimdi zincir reaksiyonları ile ilgili bir husus daha var. Üzerinde durulması gerekiyor ki bu zincir uzunluğu. Zincir uzunluğu. Buradan görüldüğü üzere bu zincir reaksiyonlarının çoğu polimer reaksiyonlarıdır. Bir polimer reaksiyonunda bir başlatıcı vardır. Buna bir radikal reaksiyonuyla monomer eklenir. Daha sonra bir monomer daha, bir monomer daha, bir monomer daha, bir monomer daha ve en sonunda bu sonlanır. Bunun sonunda elinize bir zincir geçer. Bir polimer zinciri. Dolayısıyla elde ettiğiniz ürün üzerine durmadan monomer ekleyerek büyüyen bir polimer zinciri
oluşur. Dolayısıyla burada zincir uzunluğu kavramı önem kazanır. Polimer adı da buradan gelir. Bu değer reaksiyonun sonlanma basamağına gelmeden önce yaptığı döngü sayısıdır. Dolayısıyla zincir boyunu büyüme basamağının sayısı bölü başlangıç basamağı sayısı olarak tanımlayabiliriz. Bu bize zincir boyunu verecektir. Bu bize zincir boyunu verir. Bunlardan her bir büyüme basamağıdır ve burada da başlangıç basamağı. Bu başlangıç basamağı yerine sonlanma basamağı da alınabilir. Tabii kararlı bir zincirde. Bu sonlanma basamağı da olabilir. İşte sonlanma basamağı da burada. Kararlı bir zincirde her başlangıç basamağı için bir de sonlanma basamağı vardır. Çünkü ara ürün sayısı artmıyor. Burada ara ürünler oluşuyor ve zincir sonunda da yok oluyor. Dolayısıyla kaç tane başlama basamağı varsa o kadar sonlanma basamağı var. Tercih sizin. Burada sayılar yerine hızları da kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda büyüme hızının başlama hızına bölümüne eşittir. Sadece altın ve üstün türevini alıyoruz. Aynı şey. Dolayısıyla bunu büyüme hızı bölü sonlanma hızı veya başlama hızı. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde tanımlayabiliriz. Çok daha basit. Örneğin buradaki örneğimizdeki büyüme hızı bu aynı zamanda ürünün oluşma hızıdır. Burada büyüme hızı metanın oluşma hızına eşittir. Buradaki örneğimizde metanın oluşma hızı reaksiyon hızına eşit ki o da bu tarafta. Bu değeri payda yerine koyarsak bunu yazmayacağım çünkü çok vakit alıyor. Bu terim üstte yazılacak ve sonlanmayı kullanmasak iyi olacak çünkü ara ürün içeriyor. Başlangıcı kullanalım. Tercih bizimdi. Başlangıç hızı. Her ikisinde de sorun yok. Başlangıç hızı K1 çarpı asetaldehit konsantrasyonuydu. Dolayısıyla K1 çarpı asetaldehit konsantrasyonu 3 bölü ikinci kuvvetiydi. Nerede bu? Burada 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 artı 1, 3 bölü 2 eder. Dolayısıyla payda da asetaldehit konsantrasyonunun 3 bölü ikinci kuvveti olur. Tabii bu etkin bir hız sabiti K üssü ile çarpılır. Dolayısıyla zincir uzunluğu K üssü asetaldehit konsantrasyonunun 1 bölü 2. kuvveti olarak bulunur. Bu zincir uzunluğudur ve tepken derişimine bağlıdır. Tipik zincirler 200 birim uzunluğundadır. Bir noktada mutlaka sonlanma basamağı var. Polimer kimyasında bu sayı binlere hatta çok iyiyseniz milyonlara da çıkabilir. Peki kararlı zincirlerle ilgili bir sorunuz var mı? O zaman patlamalara bakalım. Bu kararsız zincire tipik bir örnekleri hidrojen ve oksijende su oluşması. Reaksiyonumuz bu. Bir gaz fazı reaksiyonu. Bunun sonucunu biliyorsunuz. İçinde oksijen ve hidrojen bulunan bir balona bir kıvılcım verirseniz
sistem patlar. Pekala. Bunu göz önüne almamız gerekir. Bazen patlama olmaz. Bazen patlamaz ve bir damla su oluşur. Bu aynı zamanda sıcaklığa da bağlıdır. Burada basınca bağlı, katsayılara bağlı ve sıcakla bağlı gösterecek bir mekanizma gerekir. Önerilen mekanizma şudur. Başlangıç bir hidrojen molekülü bir kıvılcımla yavaş bir şekilde iki tane hidrojen radikaline ayrışır. Bu tı 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 şeklinde kıvılcım veren bir buji olabilir. Her seferinde az miktar radikal oluşur. Bundan sonra dallanma basamağı gelir. Burada oluşan radikal bir oksijenle tepkimeye girerek hidroksil radikali artı oksijen atomunu meydana getirir. Bu oksijen atomu hidrojen gazı veya tepkinimizle tepkimeye girerek daha fazla hidroksil radikali ve başlangıç ara ürünü meydana getirir. Hidroksil radikali, burada paranteze hiç gerek yok, tepkenle yani hidrojen molekülü ile tepkimeye girerek başlangıç ara ürünü ve su yani ürünü oluşturur. Dolayısıyla burada 3 tane dallanma basamağı vardır. Burada ilk oluşan ara ürün ikinci bir ara ürün oluşturmaktadır. Bir hidroksil radikali, iki hidroksil radikali. Hidroksil radikali de hidrojen radikali oluşturuyor. Bir hidrojen radikali de burada var. Burada iki hidroksil radikali oluştuğundan bu basamakta iki hidrojen radikaline eşdeğer olur. Buradaki bir hidrojen atomu dallanmadan sonra 3 hidrojen radikali veriyor. Dolayısıyla tek bir döngüde bir hidrojen radikali 3'e çıkıyor. İkinci döngüde 3'ten 9'a, sonrakinde 9'dan 27'ye ve çok kısa zaman içinde birkaç milyar hidrojen radikali oluşacaktır. Ve bir büyük bir sorun veya büyük bir fırsat. Kontrol dışı bir şey elde etmek için bunların sonlanma basamaklarına kısaca bakarsak hidrojen radikali reaksiyona girecek bir şey bulamadan duvara çarpar ve orada sıkışır. Eğer basınç çok düşükse ki bu mümkün, hidrojen radikalinin etrafında hemen hemen hiç molekül yoktur ve radikal duvara çarpar ve orada sıkışır. Bu işlemi sonlandırır. Hidrojen radikali, oksijen molekülü ve bir M maddesiyle reaksiyona girer. Bu pek olası olmayan termal bir işlemdir ama yine de meydana gelebilir. Ve HO2 radikali ile M açığa çıkar. Bu HO2 radikali bazı yan reaksiyonlar vererek bazı ürünler oluşturur ama zincirin parçası olmaz. Buyurun. Burada asıl 3 hidrojen radikali oluştu. 3 hidrojen radikali mi oluştu? Burada 2 tane hidroksil radikali var. Burada da bu 2 hidroksil radikali. Tabii bunu 2 ile çarpmalıyım ama bunu genellikle yapmayız. Sorunuza cevap oldu mu? Bunlar size hangi şartlar altında sonlanmanın büyümeye bastıracağını göstermektedir. Düşük basınçta bu hidrojen radikali reaksiyona girecek bir molekül bulamadan duvara çarparsa bir sorun yok. Bu size onu gösterir. Bu ise yüksek basınçta yani 3 cismin çarpışma olasılığının yüksek olduğu durumda da zincirin sonlanacağını gösterir. Radikaller oksijen molekülüyle bir başka molekül bularak
zincir büyümesinde rol almadan bu radikali oluşturur. Bu olay epey yüksek basınçlarda söz konusudur tabi. İşte ipucu da bu. Peki, strateji ne? Strateji her şeyin gayet iyi olacağını farz etmek. İşte strateji bu. Tabii biz bunun tam aksini ispat edeceğiz. Burada zincirin kararlı olduğunu varsayacak. Daha sonra kararlı hal yaklaşımını alacağız ve kararlı hal yaklaşımını uygulayacağız. Ve nerede paramparça olduğunu bulacağız. Paramparça olmaktan kasıt burada, bunun artık işe yaramaması, ara ürün konsantrasyonunun çok yüksek olması ve olayın bir patlama ile sonlanması. Mantık işte bu. Buradaki strateji aksini ispat ederek kanıtlama. Aksini ispat ederek kanıtlama stratejisi. Burada büyüme veya ara ürünlerin ufak miktarda olduğunu farz edeceğiz. Dolayısıyla kararlı hal yaklaşımını kullanacağız. DO bölü DT kararlı hal eşittir 0. Hidroksil radikali DOH radikali bölü DT kararlı hal eşittir 0. Tabi DH bölü DT yani hidrojen radikalinin konsantrasyonu kararlı hal bunlar 0. Bunlar yaptığımız varsayımlar. Bunlar az miktarda bulunan ara ürünler olup pek fazla değişmezler. Şimdi de bu ara ürünlere karşılık gelen hız ifadelerini yazalım. Bunları yazarsınız sanırım. Ben sadece bu birincisi için olanı yazacağım. Birinci ifadeyi yazacağım yani. DO bölü DT. Bakalım o nerede oluşuyor? Birinci basamakta oluşmakta. Buradan K1 çarpı hidrojen radikali çarpı O2. Bunların konsantrasyonlarıyla K1'i çarptık. İkinci basamakta ise harcanıyor. Buna göre eksi K2 O çarpı H2. Kararlı hal yaklaşımı aldığımızdan bu kararlı halde, bu da kararlı halde, bunu sıfıra eşit alıyoruz. Dolayısıyla O'nun kararlı hal değişimi, yani oksijen radikalinin kararlı hal değişimi K1 çarpı hidrojen radikali çarpı O2 bölü K2 çarpı hidrojen gazı şeklinde bulunur. Daha sonra diğer radikalleri de aynı şeyi yaparsak hidroksil radikali kararlı hal derişimi için bir ifade buluruz. Bunu yazmıyorum. Sizin notlarınızda var çünkü çok karmaşık bir hal alacak. Burada yazacağınız ifade en son ifade olacak. Yukarıda oksijen atomu için olan bu ifade. İçinde radikal içermekte biz hız sabitleri, tepken ve ürünler cinsinden bir ifade istiyoruz. Buradaki hidroksil radikali konsantrasyonu hidrojen radikalinin bir fonksiyonu çıkıyor. Hidroksil radikali konsantrasyonu hidrojen radikalinin bir fonksiyonu çıkıyor. Bu da bizim istediğimiz bir durum değil. İstediğimiz bu değil yani. Bu tahtayı yukarı çıkarayım. Hidrojen radikali için çözüm yaparsak ara ürünlerden arınmış olarak paydada bir sonlanma hız sabiti artı bir başka sonlanma hız sabiti çarpı O2 çarpı M. Buradaki M her şey olabilir. Eksi ilk büyüme basamağının oluşma hızı. Şimdi yaptığımız yaklaşımların geçerli olup olmadıklarını kontrol edelim. Birçok yaklaşım yapmış ve kararlı hal yaklaşımının geçerli olduğunu farz etmiştik. Eğer geçerli ise buradaki bu konsantrasyon ki tabi basınç küçük olmalı tüm işlem boyunca. Eğer değilse artık geçerli olmayıp dallanma ve kararsız zincir durumu ve tabii ki patlama ortaya çıkar. Dolayısıyla burada farklı olasılıklar söz konusu.
bu olasılıklar ne? Birinci olasılık, yukarıdaki bu denklemi yazarken sezgisel olarak bulduğumuz düşük basınç durumu burada K1, O2 terimi çok küçük, çünkü basınç çok küçükse oksijen konsantrasyonu da çok küçük. Aynı şekilde K5 O2M terimi de çok küçük ve her ikisi de K4 teriminden çok çok küçük. K4 sonlanma hız sabiti, dolayısıyla hidrojen radikali bir şey bulmadan önce duvara çarpıyor. Burada bu son iki terim birinci ile karşılaştırıldığında yine çok küçüktür. RI, yani başlama hızı da çok küçüktür. Saniye boyutunda çok çok küçük. Dolayısıyla kararlı hal geçerli. Kararsız zincir yok. Patlama da yok. Orta basınç. Orta basınçlarda 2K1 O2 yaklaşık olarak bu büyümektedir. Bu ise sabittir. Bu büyüyor, bu da büyüyor. Ama buradaki hız sabiti, buradaki ise bu bir noktada 2K1 O2 yaklaşık olarak K4 artı K5 O2M'ye eşit olur. Bu durumda başınız belada, çünkü payda gerçekten çok küçük. Tırnaklarınızı kemireceksiniz ama payda sıfıra yakın. Matematiksel açıdan bu büyük sorun, ama fizik açısından bu sorun olmaktan daha ziyade yaklaşımın hatalı olduğunun göstergesi. Yani kararlı hal yaklaşımı geçerli değil. Bunun anlamı, eğer patlama istiyorsanız başardınız. Bu durum son derece hassas bir durum. En son olarak, eğer basıncı artırmaya devam ederseniz ve yeter derece yüksek bir değere gelirseniz, bu ikinci terim basınçların karesi olur ve bu değeri aşar, çünkü bu değer basınçla doğrusal artar. Bu durumda K5 O2M çok çok büyüktür. 2K1 O2 olur. Bu iki değer yine çok küçüktür bu şartlar altında. Hidrojen radikali buradaki termomoleküler reaksiyonu verir. Bir tepkenle karşılaşmadan evvel, dolayısıyla kararlı hal yaklaşımı geçerlidir. Pekala. Çok yüksek basınçlarda başımız yine belada, çünkü buradaki HO2 radikali HO2 radikali artı hidrojen gazı eşittir H2O, yani su ve hidroksil radikali reaksiyonunu verir. Yani bu radikal bir hidrojen molekülü bulup hidroksil radikali vermekte ve bu büyüme reaksiyonunu beslemektedir. Bu hidroksil radikali bu reaksiyona sebep olunca büyüme basamağı hızlanır. Yani çok yüksek basınçlarda başımız yine belada. Yine patlama oluşur. Dolayısıyla bunu grafiğe geçirebiliriz. Basıncın fonksiyonu olarak basıncı y ekseninde gösterirsek, basınç burada, sıcaklık burada, verilen bir sıcaklıkta, ki buna T üssü diyelim. Düşük basınçlarda patlama olmaz. Belli bir basınç aralığında patlama olur. Çok yüksek sıcaklıklarda sonlanma yine baskın olur. Eğer basınç çok yüksek ise yine patlama olur. Bunu sıcaklığın fonksiyonu olarak incelersek, faz diyagramına benzeyen bu tip bir diyagram elde ederiz. Yüksek basınçta patlama olurken
Bu bölgede bir sorun yoktur. Bir sorunuz var mı? Bunu mutfağınızda denemeyin. Kesinlikle.